Bir başka konik dişlilerden oluşan planet zincir sisteminin öz analizini yapalım. Burada da yine bir mekanizma görüyorsunuz. Konik dişlilerden oluşan. Bu planet dişli sisteminde 5 nolu uzuv 80 devir bölü dakika ile dönüyor. Ve 4 nolu uzuv da, şu görmüş olduğunuz uzuv da 400 devir bölü dakika ile dönüyor. 2 nolu uzvun açısal hızını bulmanız isteniyor. 2 nolu uzvun açısal hızı nedir diye soruluyor. Verilenlerden bir takım çıkarımlarda bulunmak mümkün. Bir iki tane eğer iki tane girdi verildiyse burada da gördüğünüz gibi bu mekanizmanın serbestlik derecesi 2'dir. Hesaplayalım mı? Serbestlik derecesi eşittir lambda L eksi J eksi 1 artı mahsalların serbestlik derecelerinin toplamı idi. Bu serbestlik derecesi denklemi. Kaç tane uzvumuz var? Burada biliyoruz. Uzvumuzun sayısı 5. Kaç tane mahsal var? Onları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dolayısıyla mahsal sayısı 6. Ve her mahsalın serbestlik derecesi. Burada bir döner mahsalımız var. Burada bir döner mahsalımız var. Burada bir döner mahsal var. Burada bir döner mahsal var. Dolayısıyla 4 tane döner mahsalımızın olduğunu görüyoruz. Ve burada bir yüksek kinematik çift var. Burada bir yüksek kinematik çift var. Yani 4 tane serbestlik derecesi 1 olan mahsal artı 2 tane 2 serbestlik derecesi olan mahsal var. Denklemimiz ne yaptı? Buradaki verilen haliyle. Dolayısıyla 3, 5, eksi 6, eksi 1, artı 8. Ve buradan da 6, eksi 6 artı 8, o da eşittir 2. Gördüğünüz gibi serbestlik derecesi 2 imiş bu mekanizmanın. Klasik olduğu üzere bir kere bir numaralı adımda biz tüm dişleri birbirine bağlayacağız. Ve bunları da kola bağlayacağız ve kolu da ki burada da kolu omega 4 ile döndürmemiz lazım elbette. Dolayısıyla hepsini omega 4 ile döndürüyor olacağız. Alışılageldiği üzere bizim planet dişlimizin hızını bilmiyoruz. Çünkü aynı eksende dönmüyorlar. Belirli bir açı yapıyor gördüğünüz gibi ana dönme eksenine. Ve kolun hızı omega 4 olacak. Ve 5 numaralı uzvun hızı da omega 4 olacak demektir. Çünkü hepsini birbirine ve bunları da kola bağladık. İkinci adımımızda ise kolu sabitliyoruz. Kolu sabitlediğimizi varsayacak olursanız artık bu dişli zinciri basit dişli zincirine dönüşecek. Planet dişli zincirinden öte. Kolu sabitleyeceğiz ve dişlerden bir tanesini döndüreceğiz. 5 numaralı dişliyi döndürdüğümüzü varsayın. 5 numaralı dişliyi döndürüyoruz. Dolayısıyla buna göre de oranları bulacağız demektir. Pekala 5 numaralı dişliyi hangi hızda döndürelim? 5 numaralı dişliyi hangi hızda döndüreceğimizi şuradan karar vereceğiz. Bir kere omega 4 eşittir omega 4 çıkacak ki bunu biliyoruz çıkıyor. Çünkü burayı sabitledik şu anda gördüğünüz gibi. Ve 5 numaralı uzvun hızı omega 5 olabilmesi için eksi omega 4 ile döndürülmesi lazım. Eksi omega 4 artı omega 4 eşittir 0 çıkacak ki böyle bir şey söz konusu olamaz. O zaman artı omega 5 ile döndürmüş olalım. Ki bu durumda o zaman omega 5'e eşit olmuş olacak. Yani biz 5 numaralı dişliyi omega 5 eksi omega 4 hızıyla döndüreceğiz demektir. Omega 5 eksi omega 4 hızıyla döndürüyoruz. Bu durumda 2 numaralı uzvun hızını kolayca belirleyebiliriz. 2 numaralı uzvun hızı ne olacak? 70 dişli, 18 dişliyi döndürüyor olacak. Ve 17 diş ise 67 dişi döndürüyor olacak. Ve buradan da 70 bölü 18, 17 bölü 67 olacak. Çarpı eksi omega 4 artı omega 5 olacak. Elbette burada ne yapacaktık? Bu dişlinin dönüş yönüyle bu dişlinin dönüş yönünün aynı olup olmadığına bakacağız. Bunun için ise ne kullanıyor idik? Bunun için de biz okun
giriş ve çıkışlarını gösteriyor idik. Dolayısıyla artı ve nokta işaretini kullanacağız. Dolayısıyla şurasında okun arkası olsun. Burası okun ucu olacak. Okun ucu olacak. Okun arkası olacak. Burası okun ucu elbette. Burası okun arkası. Burası okun arkası iken burası da okun ucu olacak. Ve burada da gördüğümüz kadarıyla 5 numaralı dişlinin dönüş yönüyle 2 numaralı dişlinin dönüş yönü aynı imiş. Dolayısıyla aynı yönde dönüyorlar. Yani olduğu gibi kalacak. Diğer bir deyişle omega 2 eşittir omega 4 artı 70 bölü 18 17 bölü 67 eksi omega 4 artı omega 5 olacak. Ve buradan da omega 2 eşittir. Omega 4 verilmiş. 400 devir bölü dakika. Artı 70 çarpı 17 bölü 18 çarpı 67. Omega 5 80 eksi 400 artı 80. Bu da eşittir. 84. Gerekli işlemleri yapacak olursanız 84.25 devir bölü dakika çıkıyor. Ki pozitif bir değer çıktığına göre eğer omega 2'nin dönüş yönü saat yelkovanının tersi istikametinde olduğunu görüyoruz. Eğer burada 5 numaralı uzuv ve 4 numaralı uzuv da saat yelkovanının dönüş yönünün tersi istikametinde dönüyor ise.